Birinci siyasi konuşmacı olarak Ordu Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Cemal Engin'le buyurun efendim. Toros dağlarına, Ege'nin yaylalarına çıkın. Eğer orada bir yörük çadırı var ve bir yörük ateşi yanıyorsa bu cumhuriyeti kimse yıkamaz diyen Mustafa Kemal Atatürk'ten Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Demokrat Parti 76 yıllık bir siyasi hareket olarak dün yaptıklarını yine yapmak üzere Kırat'ın süvarisi Gültekin Uysal'ın genel başkanlığında Anadolu'yu karış karış geziyor. Demokrat Partililer artık bir efsanenin uyanışı misali yeniden ayağa kalktılar. Ve biz de varız diyorlar. Ülkeyi 20 yıl boyunca yönetenlerin, daha doğrusu yönetemeyenlerin Türkiye'yi getirdiği bu noktada demokratlar sorumluluğunun bilinci içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sahip çıkmak, ay yıldızlı bayrağa sahip çıkmak için Anadolu'da her yerdeyiz. Kongreler bahane, kongreler sebep. Bizim niyetimiz belli. Sayın Genel Başkanımla birlikte biz susturulmak istenen bir milletin, baskı altına alınan bir milletin, zulme rıza gösterilsin istenen bir milletin sesi olmak için Anadolu'yu baştan başa dolaşıyor ve diyoruz ki sizden korkan sizin gibi olsun. Bunu bildikleri için de her gün hezeyan içindiler. Her gün çırpınıştalar. Hatta geçenlerde orman yangınları oldu. Geçmiş olsun bütün Ege'ye. Ülkenin Cumhurbaşkanı Osman Gür'ünle uğraşıyor. Marmaris Belediye Başkanı ile uğraşıyor. Ne diyor? Muğla Büyükşehir diyor, CHP'de olmasına rağmen diyor, biz oraya da sahip çıktık diyor. Osman Gür'ünü Orman Bakanı zannediyor herhalde ki. Ya Cumhurbaşkanı, orman yangınına sen sahip çıkmayacaksın da Osman Gül'ünün 13 tane uçağı var. Uçaklarını satıp da mı sahip çıkacak orman yangınına? Marmaris Belediye Başkanı ile uğraşıyor. Çöpleri temizledin mi diyor. Hayırdır, çöp mü attın oraya? Sokakta mı kaldı çöp? Sen ne işin var Marmaris Belediye Başkanı ile? Sen Tarım ve Orman Bakanı'nın, daha önceki bir işe yaramaz bakanın Ankara'dan özel uçağa binip İzmir'e, İzmir'den helikoptere binip Çeşme'ye, Çeşme'den de Mercedes'le evine gidecek büyük bir sarfiyat yaparken, haksızlık yaparken, kul hakkı yerken niye sormadın ona siz orman yangınları için uçak niye almadınız diye? Ama çıkmış şimdi her işin sorumlusu bu CHP olduğu gibi yangının sorumlusu da CHP'liler oldu. Yani bu CHP'lilerin çektiği var ya hakikaten cennete gidersiniz Tayyip sayesinde, ben söyleyeyim. Niye? Abi Japonya'da tsunami mi olmuş, onu da siz yapmışsınız. Yani ülkede ne varsa siz yapıyorsunuz. Hele geçenlerde bir hanımefendiyi dinliyorum. Ah oğlum diyor, sen bilmezsin diyor. Bu Bay Kemal'in yüzünden ülke bu hale geldi diyor. 40 yıldır ülkeyi diyor berbat ettiler yöneterek. Yine de spiker diyor ki abla yanlışlık olmasın, Bay Kemal hiç iktidar olmadı diyor. Olsun olsun oğlum sen diyor. Beni dinle sen diyor. Dinliyoruz ablamı Bay Kemal. CHP'liler. Ya bu CHP'liler hakikaten çok çektiler. 40 yıldır iktidar olamadılar. 20 yıldır iktidarın hesabını CHP'liler veriyor.
Allah'tan bizi met ediyor Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Genel Başkanı. Biz Cumhurbaşkanı'na teşekkür edelim. Ne diyor? 14 Mayıs 1950'de başlayan demokrasi hareketi diyor. Menderes diyor, Türkeş diyor, Özal diyor, Erbakan diyor. Ama aynı Cumhurbaşkanı Barajlar Kralı Süleyman Demirel'i söyleyemiyor. Şimdi kongre yapmaya karar vermiş. Yazdırıp çizdiriyor. Pardon, özür dilerim, seçim yapmaya karar vermişler. Tarih belli olmuş. 14 Mayıs 2023. Niye? AK Partililer o gün şunu diyecekler. Bakın, 14 Mayıs 1950'de bir dönem değişti. Adnan Menderes'in iktidarı vardı o gün. Biz de o günkü iktidar ruhuyla geliyoruz. Yeniden bir 5 yıl daha verin. Allah'ın izniyle kalan işleri halledecek. Dolmayan küpleri dolduracağız. Soymadıklarımızı soymaya devam edeceğiz. Yakmadığımız ormanları yakmaya devam edeceğiz diyecekler. Ama 14 Mayıs 1950 tarihindeki o demokrat ruh onlara ağır gelir, ağır. Hesabını veremezler. Cumhurbaşkanı Menderes diyor, Özal diyor, Erbakan diyor, Türkeş diyor. Ama işine geldiği zaman da diyor ki, bunların döneminde diyor gaz lambası vardı diyor. Mum vardı bunların döneminde diyor. Buzdolabı mı vardı diyor. Araba mı vardı diyor. Aydın'da havaalanı yok, havaalanı var diyor. Tokat'ta havaalanı 92 yılında Demirel yapmış, havaalanı yaptım diyor. İşine geldiğime hakaret ettiği o döneme şimdi sığınıyor. 14 Mayıs 2023'te seçim yapacakmış. Ben Muğla'dan Sayın Cumhurbaşkanı'na bir tarih öneriyorum. Bu tarih kendisi için en uygun tarihtir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen seçim yapacaksan 17-25 Aralık tarihinden birini seç. Bravo. Senin için en ideal tarih bu ikisidir. 17-25. İsterse pazartesine gelsin. O sebeple demokratlar olarak bizi kimse kullanmaya kalkmasın. Bizim ismimizi kimse kullanmaya kalkmasın. Belki Demirel'in fötörüyle, şapkasıyla vekil olanları, bakan olanları, başbakan olanları satın alabilirsiniz. Ama Gültekin Uysal ve demokratları satın alamazsınız. Öyle yanma yok. Bu ülkedeki haksızlığın zulmün hesabını sizden soracağız. Soracağız dedikçe çıldırıyorlar. Soracağız dedikçe deliriyorlar. Neymiş efendim, tehdit mi ediyormuşuz? Neymiş efendim, hapse mi atacakmışız? Hayır, hesap soracağız. Devri sabık yaratacak 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızdan hesap soracağız. Kul hakkı yiyenlerden hesap soracağız. Yetim hakkı yiyenlerden hesap soracağız. Hesap sormazsak millet bizden hesap sorar. Onun için hesap soracağız. 28 Şubat'ta başörtülü bacılarımız mağdur oldular. O günlerde Selçuk Özdağ, bu salonda bulunanlar, Gültekin Uysal, hepimiz başörtü mitinglerine katıldık. En sert tepkiyi gösterdik. 28 Şubat'ta zulüm var dediler. Baskı var dediler. Ağlaya sızlaya iktidar oldular. Şimdi ne durumdayız? Şimdi de hanımefendilere, başı açık hanımefendilere öyle ağır sözler ediyorlar ki, daha önceki gün biri diyor ki, bunlar kasaplık et gibiler diyor. Bunları kıskanmayan kocaya lanet olsun diyor. Hoca efendi, bizim kadınlarımızın kasaplık eti yoktur. Bizim kadınlarımızın namusu ette değil, yürektedir. O yürekte sende yoktur. Ne oldu? Ne oldu? Dün başörtülü kadına sahip çıktık. Bugün başı açık olana hakaret ediyorsunuz. Bu faşizm değil mi? Bu özgürlükleri kısıtlama değil mi? Bu haksızlık değil mi? İşte demokratlar olarak kadınlarımızın da hakkını savunacak ve bunları susturacağız.
ve bunların hesabını soracağız Allah'ın izniyle. Bu hoca efendi çıkmış, efendim Allah'ın emrini anlatıyormuş. Ne varmış bunda? Cenab-ı Allah'ın emrini tebliğ ediyormuş. Halil Hoca, Allah'ın emrini bu kadar çok biliyordun da 45 tane 12 yaşındaki erkek evladımıza tecavüz edilirken neredeydiniz? Memleket soyuluyor. Neredesiniz? Kulakları yeniliyor. Neredesiniz? İnsanlar hapse atılıyor. Facebook'ta, Twitter'da yazdı diye. Neredesiniz? Her işi anlatmaya gelince dine bağlıyorlar. Hakaret ettikleri, iki ay yaş dedikleri Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında Türk Ceza Kanunu'na zina suçtur, zina yapanlar 2 yılla 6 yıl arasında yargılanır diye kanun maddesi koyuyor. Yani Allah'ın emrettiği zinayı kanun önünde de Mustafa Kemal Atatürk suç sayıyor. Bu çok molla olanlar, bu dini kimseye bırakmayanlar 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti milletvekilleri el kaldırdılar. Allah'ın suç saydığı zinayı serbest bıraktılar. Hadi lan oradan, siz kim, İslam kim be? Biz konuşmaya devam ettikçe huzurları kaçıyor. Biz konuşmaya devam ettikçe alttan alta tehdit ediyorlar. Hiç önemli değil. Biz bu millete bir söz verdik. Sözümüzün gereğini yerine getireceğiz. Üstelik de tehdit ederken unuttukları bir şey var. Demokratlara tehdit işe yaramaz. Demokratlara tehdit sökmez. Çünkü demokratların muhterem başbakanı Adnan Menderes, Fatih Rüştü Sorlu, Hasan Polatkan idam sehpasına giderken biz kendimizi millete emanet ettik diyecek kadar onurlu insanlardı. Onların evlatları hiç kimseden korkmaz. Bunu herkes böyle bilsin. Bunların derdi, emin olun, memleket değil, millet değil. Sadece ve sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı kurtarmak. Recep Tayyip Erdoğan ve şürakasını kurtarmak. Onun için diyorlar ya, Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız. Tavsiyede bulunuyorlar. Biz de Muğla'dan demokratlar olarak haykırıyoruz. Bu ülkede tanınacak biri varsa, anlatılacak birisi varsa, anlayacağımız biri varsa sarı saçlı, mavi gözlü devamlar Mustafa Kemal Atatürk vardır. Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıdık tanıyacağımız kadar. Bu can bu bedende oldukça Raip Bronson'u kimse alamaz dedi. Uçtu gitti. Deniz Yücel'i kimse götüremez dedi. Adam dediği an uçakla gitti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne FETÖ'cü, terörist, şerefsiz dedi. Kardeşim ilan etti. Suudi Arabistan prensi Salman diye bir, neyse buna uygun dil bulamadım. Rütük ceza yazar. Salman'a kırmızı halı serdi. İsrail'e ben olduğum müddetçe gelemez dedi. Terörist dedi. İsrail'i de çağırdı. Mısır'dakine Sisi dedi, darbeci dedi. Onu da kardeş yaptı. Tanıyoruz Recep Tayyip Erdoğan'ı. Dün ne söylediyse ertesi gün tersini söylüyor. Aslında ne söylediğini de bilmiyor. Ben ekonominin kitabını yazdım diyor. Muhtemelen Hitit dilinde yazmış. Ne kendi okuyabiliyor, ne de birisi okuyup anlayıp uygulayabiliyor. Hiçbir şey yok. Nurettin Nebati diye bir adam var. Gözüne bakıp da hiçbir şey görmediğimiz. Adam dedi ki 20 Aralık gecesi dolar düşünce Cem Küçük de dedi ya pah 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 dolar düştü neredesiniz diye. Oğlum dolar 18, sen neredesin lan? Biz buradayız da sen neredesin? Nurettin Nebati o gece dedi ki ne oldu lan dedi. Televizyonda dedi değil mi? Ne oldu lan dedi. Her yerim gıpır gıpır oynuyor dedi. Bu doları kim düşürdü dedi.
Nurettin biz düşüreni de biliyoruz, çıkartanı da biliyoruz. Hatta o ara dedi ki 6 ay uyuyup uyanın her şey güzel olacak dedi. 6 ay bitti, dolar 18 oldu, uyandık. Ya Nurettin, işiniz gücünüz yalan ya. İşiniz gücünüz tezgah. Faiz sebep, enflasyon sonuç. 7. defa pas geçtiler. Hani Allah'ın emriydi, hani NAS'a göre faiz haramdı. 7. defa NAS'ı pas yaptılar. Niye? Çünkü yönetemiyorlar, bilmiyorlar. Biz bilmediklerini söylüyoruz, anlatıyoruz. Onun için de çıldırıyorlar, saldırıyorlar, saldırsınlar. Biz doğru yoldayız. Biz güzel bir yoldayız. Altı masa bir araya geldik. Altı masa diyorum ama bilerek diyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı bize altılı masa demiyor artık. Altı masa diyor. Her birimize bir masa tahsis etti. Başkanım bir masam var artık, rahat ol. Yani birer masamız var. Ağzını açtı mı Allah diyor. Ağzını açtı mı İslam diyor. Ama bu altılı masaya PKK'lı diyor. Bu altılı masaya FETÖ'cü diyor. Bunların arkasında PKK var diyor. PKK kimin arkasındaysa Allah onun belasını versin. Sayın Cumhurbaşkanı, sana yakışıyor ya. 84 milyonun Cumhurbaşkanısın. %50'nin üzerinde oy alan ve inşallah ilk seçimde de %50'yi geçecek olan milyonlarca insana PKK'lı diyorsun. PKK'yla beraber diyorsun. Ne diyor? Bu altılı masayla bir olan, onlarla beraber olanlar PKK'yla beraberdir diyor. Yapma Sayın Cumhurbaşkanı. Biz PKK'yla bir olanın kim olduğunu iyi biliyoruz. İyi tanıyoruz. Nerede tanıyoruz? 29 Ekim'de Habur'da çadır mahkemesi kurup şerefsiz PKK'lıları serbest bıraktığınız günden tanıyoruz PKK'lıyla kim beraber. Diyarbakır Meydanı'nda Şivan Perver'le Megri Megri diye türkü çağırırken HDP'liyle PKK'lıyla kim beraber tanıyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nda Salih Müslüm denilen haini kırmızı halıyla karşıladığınızda PKK'nın kimle beraber olduğunu tanıyoruz. Oslo'da PKK'yla 10 maddelik anlaşma yaparken tanıyoruz biz PKK'yla kimin beraber olduğunu. Abdullah Öcalan denen kanlı katile oyları Binali Yıldırım'a verin diye mektup yazdırırken tanıyoruz PKK'nın kimle bir olduğunu. Osman Öcalan denen kanlı katile televizyona çıkartıp oylarınızı Binali Yıldırım'a verin dediğiniz günden tanıyoruz biz PKK'yla kimin bir olduğunu. Ve buradan sesleniyoruz. Bu altılı masada PKK'yla bir olan yok. Bu altılı masanın insanları Ay Yıldızlı sevdası, Türkiye Cumhuriyeti aşığı, vatanın delileri, milletin sevdalılarıdır. Bu altılı masada asla ve kata vatan haini çıkmaz. Vatan haini görmek isteyen dönsün aynaya baksın, kendini görecektir. Bu Cumhurbaşkanı için hainlik, ihanet o kadar kolay ki bu Selçuk Özdağ bile hain yaptı önceki gün Sayın Genel Başkan. Selçuk Özdağ'ın genel başkanına, Deva Partisi'nin genel başkanına dedi ki bunlar bana ihanet etti dedi. Bunların hiçbir meziyeti yokken dedi ben bunları bakan yaptım, başbakan. Meziyeti yokken. Az lafa bakar mısınız ya? Adam diyor ki ülkenin cumhurbaşkanı, benim bakan yaptığım adamların hiçbir meziyeti yok diyor. Biz öyle deyince kızıyor şimdiki bakanlar. Biz diyoruz ki sizin hiçbir meziyetiniz yok. Şahsın bakanısınız siz diyoruz. Bizi şikayet etmiyor. Ama bakın, bu ülkede başbakanlık yapmış, vatan sevdalısı, Yörük Ahmet'e ve Ahmet'in arkadaşlarına hain diyor. Bu ülkede ekonomi bakanlığı yapmış, hakikaten vatan sevdalısı olduğundan hiç şüphemiz olmayan Ali Babacan'a hain diyor, arkadaşlarına hain diyor. Temel Karamollaoğlu'na arkadaşlarına hain diyor. Meral Akşener'e arkadaşlarına hain diyor. Meral Akşener'e biz hain dedik, anladık da sağ ne oluyor Cumhurbaşkanı? Ben onu dönem MHP'deydim. Bizim partiyi bölüyor diye hain dedim. Bu hainlik de öyle bir şey ki hani diyor ya Cenab-ı Allah her nefis ölümü tadacaktır diye, emin olun bu MHP'de
ve bu AKP'de her nefis ihaneti tatacak. Bunu anladık artık. Herkes hain olacak. Ülkenin cumhurbaşkanı böyle derse aşağıdaki geri durur mu? Hepimizi ihanetle suçluyor. Sayın Cumhurbaşkanı, bizden hain çıkmaz. Muğla'dan hain çıkmaz. Muğla'nın Yörük Demokratlarından hain çıkmaz. Muğla'nın CHP'lilerinden, Deva Partililerinden, Gelecek Partililerinden, İyi Partililerinden, Saadet Partililerinden ve partisiz Muğla'dan, demokrat olan Muğla'dan hain çıkmaz. Muğla'dan çıksa çıksa layık, demokrat, cumhuriyet sevdalısı insanlar çıkar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bunu anlamaz. Anlamıyor da. Israrla diyor ki bunların arkasında diyor HDP var diyor. Israrla diyor ki bunların arkasında PKK var. Her yerde söylüyorum, bir kere daha söyleyeyim. Söylemeye de devam edeceğiz. Bizim arkamızda birisi var. Bizi destekleyen birisi var. Bizim yedinci olarak arkamızda dimdik duran biri var. Kim o? Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk arkamızda. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı ve yandaşları anlamaz, anlamayacaklar. Artık gidiyorlar. Artık gidiyorlar. Gittiklerini görüyorlar. Son çırpınışta ormanları yakıp otel yapıyorlar. Son çırpınışta Beşli Çete'ye Çeşme Koyun'da otel yapma izni veriyorlar. Ama şunu unutmasınlar. 6 ay sonra Türkiye'de iktidar Millet İttifakı'nın olacak. Ormanları yakanlardan da, ormanların üstüne otel yapanlardan da hesap sormazsak ne haberdir? Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Demokratlar olarak soruyorlar, kiminle berabersiniz? 17-25 Aralık hırsızlarıyla beraber olmayacağız. Kocasının şirketinden bakanlığını soyanlara imkan tanıyanlarla olmayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyen dinsizlerle de olmayacağız. Bu memleketi sevenlerle, milletle bir olacağız ve milletle birlikte Allah'ın izniyle ayağa kalkacağız. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. O ısrarla diyor ya, bunlar eski Türkiye, eski Türkiye diyor. Biz de diyoruz ki, işinize bakın, gücünüze bakın. Ne eski Türkiye var, ne de yeni Türkiye var. Büyük Türk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Ve bunu size tanıtacağız. Bunu size tanıtacağız. Bunu size anlatacağız. Bunu anlayacaksınız. Aslında Devlet Bahçeli güzel bir laf söyledi. Sayın Genel Başkanı da eleştiriyor da. Efendim, Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyınız, anlayınız, anlatınız dedi. Vallahi doğru dedi. Vallahi doğru dedi. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıtalım, anlatalım. Hiç vaktimiz kalmadı. Öyle ya da böyle seçimler en geç 9 ay sonra olacak. Erken yapmazsa. O zaman vazifemiz ne? Devlet Bey'in sözünü yere düşürmeyelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeyi nasıl yağmaladığını, soygun düzeninin nasıl kurulduğunu, bu milletin haklarını nasıl gasp ettiğini, insanları nasıl hapse attığını, tüy bitmemiş yetimin hakkını nasıl yediğini herkese anlatalım. Recep Tayyip Erdoğan ve şürekasını anlatalım, tanıtalım inşallah. Biz Devlet Bahçeli'nin sözünü yere düşürmeyeceğiz. Onun için Anadolu'yu karış karış gezeceğiz. Ve Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Demokratlar olarak ayağa kalkacağız. Diyor ya şair Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık, sen ve ben Allah yolunun. Pardon, oraya geçmeden bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Son olarak söyleyeceğim. Şu an iki listeli bir kongre var. Her iki listedeki il başkan adayı canımız ciğerimiz. Gönlümüzdeki iki yiğit insan. Demokratlar olarak sizden hasreten rica ediyorum. Fitneye, fesata, gıybete,
iftiraya, dedikoduya asla tevessül etmeyin. Birbirinizi kırmayın. Birbirinize sahip çıkın. 20 yıldır en zor şartlarda herkes başka kapılara gitmişken siz 20 yıldır iktidarda olmamanıza rağmen, yaşınızın ilerlemesine rağmen bu Demokrat Parti bayrağını, bu kıratı ayakta tuttunuz. Gültekin Uysal'la bir oldunuz. Yalnızlığınıza çakallar bile gülerken siz Gültekin Uysal'ın liderliğinde kıratı hep sallandırdınız. Öyleyse bu kadar güzel dava adamlarının birbirini, gönlünü kırmaya asla hakkı yoktur. Demokratlar hakikaten 76 yıllık güzel bir harekettir. Bu hareketin genç demokratı da başımızın onurudur. Yaşlı denilen demokratı da başımızın onurudur. Bu harekette genç, yaşlı yok. Gültekin Uysal'ın yol arkadaşları vardır. Ben bu harekete girdikten sonra Muhammed Kelleci'yi tanıdım. 82 yaşında. Adam gibi adam. Dava adamı. Hasan Aysal'ı tanıdım. 70 küsür yaşında. Adam gibi adam. 18 yaşında bir delikanlı ruhuyla bizimle birlikte gidilemeyecek her yere gidiyor. Ahmet Uyan'ı tanıdım. Yaşlı olduğu için yanlış anlamayın diye de görevi de ona devrettim. Yaşlının da neler yapabileceğini görün diye. Ahmet Uyan'ı tanıdım. Melih Aşık'ı tanıdım. Çebeli Haktaş'ı tanıdım. En önemlisi Konya'da 84 yaşında Zühtü Coşkun diye bir amcamı tanıdım. Gecenin saat birinde her televizyona çıktığımızda Gültekin Uysal'ı da beni de ağlayarak arıyor. Orhan Akçan seni de tanıdım. Allah varlığınızı daim etsin. İsmet Hocam, bu salonda bulunanlar İlfettin abim, her birisi yaşlarına bakmaksızın Demokrat Parti'yi ayakta durdurmak için hiçbir teklifi kabul etmeden bu davada bayrak sallamışsa, o zaman demek ki bize düşen genciyle, yaşlısıyla birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Hacı Bektaşi Veli'nin bir olalım, iri olalım, diri olalım dediği gibi diri olacağız ve Demokrat Parti'yi ve onun genel başkanını iktidarın ortağı yapacağız Allah'ın izniyle. O sebeple tekrar diyorum. Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi Mangarya, yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Muğla, ayağa kalk Muğla. İttifakı geliyor ve ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan çıkacak. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.